Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle dün yayınladığımız haberde Navalny's isimli yabancı askeri savunma sitesinin haberini aktarmıştık. Türkiye, ULAG insansız deniz aracını iki Avrupa ülkesine satacaktı. Bunlardan birisinin muhtemelen Yunanistan'ın komşusu Arnavutluk olmasını bekliyoruz. Yunan medyası hemen tedirgin olmuş durumda. Haber şu şekilde: Bayraktar TB2'den sonra Türkiye, iki AB ülkesine ULAG insansız deniz aracı ihraç ediyor. Yunanistan'dan acil yanıt cümlesini kullanmışlar. Türkler Ege'de deniz egemenliğini hedefledikleri için uyanık olmak gerekiyor. Türk şirketi yakında su üstü harbi, siber harp, mayın tespiti, denizaltı karşı tarp, yangınla mücadele, insani yardım taliye gibi insansız deniz araçlarını ihraç etmeye başlayacak. Yunanistan'ın Türk planına tepkisi. Bunlar Yunanistan tarafından Barakuda ile işbirliği içinde inşa edilen Yunan sürat tekneleriyle cevap bulacaktır cümlesi kullanılmış. Bu haberi kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Yine Yunan medyasındaki haberde Ege yanıyor şeklinde haber servis edilmiş. Yunanistan'ın Türk dronlarına karşı anti-drone sistemlerini alması bekleniyor. Şu cümle kullanılmış: Türkiye'nin insansız hava araçları tehdidinde yakın gelecekte hızlı gelişmeler bekleniyor. Yunanistan ile İsrail arasında insansız hava araçları ve SİHA'larla müdahale kapsamında atış sistemlerinin temin için görüşmeler sürüyor. Bunlar esas olarak iki sistemle ilgilidir: Skylock ve Skylord. Düşman insansız hava araçlarını elektronik olarak etkisiz hale getirmeyi ve düşürmeyi amaçlayan elektronik harp sistemleridir cümlesi kullanılmış. Ancak yakın gelecekte Yunanistan için tüm sektörlerde gelişmelerin hızlı olması bekleniyor ve hepsinden önemlisi bu şeklinde Yunan medyasındaki haberleri özetlemiş olduk. Yine dün Ilgar sisteminin teslimatı da Yunan medyasında yer bulmuş. Fakat bunu okumayacağız. Çok saçmalamışlar. Şu şekilde: Türkiye yalan haber üzerine bahse giriyor. Elektronik harp seçenekleri arttırılıyor. Yunanistan ile başa çıkmanın yolları şeklinde haber servis edilmiş. Diğer haberlerimize bakalım. Dünyanın birçok bölgesinden haberimiz olacak. Makine kimya endüstrisi elektrikli fırtınayı hazırlıyor. Bu kapsamda genel müdür tarafından yapılan açıklamada: Hedefimiz elektrikli fırtına obüsünü ilk çeyrekte tamamlamak. Dönüşümün meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Daha da büyük hizmetlere imza atacağız açıklamasında bulunduğu. Türkiye bilindiği gibi NATO bünyesinde en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti VJTF komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek. Bunu da hatırlatalım. Ülkemizde bu görevi Polonya'dan almıştı. İran Bakanlar Kurulu aldığı kararla Çin Halk Cumhuriyeti'ne Körfez kıyısında bulunan Bandar Abbas, yani stratejik kente, konsolosluk açma izni verdi. Ayrıca İran'ın da Ermenistan sınırında bulunan Kapan şehrinde konsolosluk açacağı da duyuruldu. Diğer haberlerimiz: koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde omikron varyantı kaynaklı yeni bir dalga yaşanırken, günlük vaka sayısının 100 bini bulmasına rağmen İspanya'da testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina süresinin 7'ye indirilmesi kararı alınıyor. Yine Yunanistan'da da 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan kısıtlamaların vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle bugünden itibaren başlayacağı da bildiriliyor. Libya Başsavcısı Kültür Bakanı'nın tutuklanmasını emretti. Libya'nın başsavcısı, ülkenin Kültür Bakanı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma süresince hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Yani bu şekilde çok gerçek iddialar olduğu ifade ediliyor. Çin, Hindistan sınırına askerlerin yerini alacak makineli tüfek taşıyan robotlar yerleştiriyor. Çin'in Hindistan ile olan sınır bölgesine hafif makineli tüfeklerle donatılmış düzinelerce keskin pençe savaş aracı yerleştirdiği iddia ediliyor. Çin demişken, Pakistan'ın 36 adet J-10C alacağı kesinleşmiş durumda. Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 Mart ayına kadar teslimatların sağlanacağı duyuruldu.
Çin, Ekvator Güneyi'nde çok amaçlı deniz üssü inşa ediyor ve bu ABD'nin Atlantik Okyanusu'ndaki askeri emellerini tehlikeye atabilecek bir hamle olarak görülüyor. Bu üs, Çin savaş gemilerini yeniden silahlandırmak ve onarmak için olacak. Çin, Ekvator Güneyi'nin en büyük şehri olan Bata'ya derin su ticaret limanı da inşa etmişti. Çin stratejik hamlelerde bulunuyor fakat kendisinden çok uzakta. Deniz yolları ve petrol ikmal hattı üzerinde bulunmayan bir yere neden üst açtığı da uzmanlar tarafından merak ediliyor. Pekin, Atlantik'te ABD'nin Batı Afrika'daki askeri duruşunu tehdit eden kalıcı bir stratejik askeri üs elde etmeye çalışıyor. Çin'in ilk deniz aşırı askeri üssünün Asya, Avrupa veya Güney Amerika'da değil, Afrika'nın çok uzağında sadece 4 yıl önce Kızıldeniz'in girişine yakın Djibouti'de kurulduğunu da hatırlatalım. Deniz üssü Djibouti'deki ABD askeri üssü Lemoner'dan yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sadece Afrika'da ABD Çin donanmasının çeşitli askeri tesisler için zemin hazırladığını değerlendiriyor. Yurt dışındaki ilk yabancı deniz üssünün Djibouti'de olduğunu söylemiştik. Üs açıldıktan 2 aydan kısa bir süre sonra PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu burada canlı atış tatbikatı da düzenlemişti. Nijerya basınında da bu olaylar şöyle değerlendirmiş. Fareye peynir verin, süt talep edecektir. Bir yıl sonra Zimbabwe'li bir gazeteci Zimbabwe'de özel seçkin kuvvetlerin Çin tarafından bölgeye yerleştirilmeye hazırlandı ve ülkede gizli bir yeraltı askeri üssü inşa edildiğini bildiriyor. Diğer haberimiz Libya'dan. Libya'da Terhun kentinde Toplu Mezar Mağdurları Derneği Trablus'taki askeri savcılık binası önünde oturma eylemi düzenleyerek Terhun'da öldürülenlerin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu. Kani milislerinden bahsediyor. Bunu da hatırlatalım. Kani milislerinin çoğu zaten geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Bunu da hatırlatalım. Putin, Kuzey Akım 2 hattının gaz fiyatlarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi. Sudan'da halk açlık sebebiyle Birleşmiş Milletler'e ait gıda deposunu yağmalarken Egemenlik Konseyi de söz konusu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sudan'da geçiş döneminin en üst iktidar organı Egemenlik Konseyi ilgili kurumlara seçim süreciyle ilgili çalışmalara başlaması talimatını da verdiğini duyuruyor. Bakalım darbeciler gerçekten seçim yapmayı kabul edecek mi yoksa lafta mı kalacak? Kazakistan'dan nükleer elektrik santrali inşa etmek için hazırlık yapılmaya başlandığı duyuruldu. Kazakistan Enerji Bakanı Maksim Mirzagaliyev, ülkede nükleer elektrik santrali inşa etmenin ihtiyaç haline geldiğini, santralin konumlandırılmasına uygun bölgeyi araştırma çalışmalarının başladığını duyurdu. Kısa listemizde iki bölge var. Biri Ülken Köyü, Almatı bölgesi, diğeri ise Kurchatov kenti, Doğu Kazakistan bölgesi. Ama altyapı açısından Ülken daha cazip görünüyor. Ayrıca burası elektrik tüketiminin yüksek olduğu, ülkemizin güney kesimine daha yakın açıklamasında bulundu. Bakan Mirzagaliyev, nükleer elektrik santrali inşasının ortalama 10 yıllık bir süreç olduğunu da sözlerine ekliyor. Yine Kazakistan'da kripto para madenciliği elektrik açığına neden oldu. Kazakistan'da kripto para madenciliğinin neden olduğu enerji açığı büyürken ülke krizle mücadele etmek için aslında nükleer santral inşa etmeyi planlıyor. Bu yılın başlarında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev kripto para madencilerini elektrikler için ek ücret ödemeye zorlamak için yasa imzaladı. Madenciler donanımlarını elektriğin ucuz olduğu Kazakistan'a getirmeyi seçmişti. Bu açığı kapatmak için Rusya'dan elektrik almak zorunda kalan Nur Sultan için önemli enerji sorunları yaşanıyor. Kripto para madenciliğinde hesaplamalı matematik problemlerini çözmek için elektrik ve yüksek güçlü bilgisayar kullanılıyor. Çözümler o kadar karmaşık ki elle çözülmesi imkansız ve normal bilgisayarların bunları başarıyla tamamlamasının zor olduğunu da belirtelim. Mevcut durumda ülkedeki santrallerin yaklaşık %70'i ise
kömürle çalışıyor. Kazakistan dünyanın en büyük uranyum madencisi ve 10 yıldan fazla bir süredir nükleer santral kurmayı düşünüyor. Çin hükümetinin kripto para madenciliğini resmi olarak yasaklamasından sonra ülke 2021 yazında elektrik kesintileriyle karşılaştı. Dediğimiz gibi Çin'den Kazakistan'a getirmiş durumdalar. Hoşça kalın.